Şimdi şöyle düşünün, çok uzun zamandan beri ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve 10 büyük, 10 belediye başkanı, il belediye başkanı ve toplamda 250 belediye başkanının vereceği sinerjiyle, emekle, harekete geçireceği dinamiklerle bir genel seçime gidecek. 31 Mart seçimlerinde… Bu önemli bir fark şey, mı yaratacak? Önemli bir fark bu. İlk 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçim süreçlerine nasıl müdahale ettiğini, bizim aleyhimize nasıl müdahale ettiğini… Seçimi 14 bin oyla fark kazandığımız ayan beyan ortadayken hatta daha yüksek bir rakamla kazandığımız 30 bin civarında bir oyla kazandığımız ayan beyan ortadayken hava ışırken teşekkürler İstanbul diye her, yer her yerin donatıldığını gördük. E kim yaptı bunları? Büyükşehir Belediyesi yaptı. Seçimi biz kazanmışız. Teşekkür eden Binali Yıldırım. Şimdi böyle bir dünya olur mu? Yani bu devletin olanaklarını, kamu olanaklarını kendi lehlerine kullanan bir kampanya yürüttü o belediye başkanları. En azından bu dönem o aleyhte, şey devletin olanaklarını kullanan, aleyhte kullanan e, çaba olmadan bir seçime gireceğiz ki bu, o başarılı belediye başkanlarımızın kendilerine verilmiş olan oyu, orada ortaya koymuş oldukları başarılı hizmeti genel seçimlere, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyuna yansıtmalarına da bir imkan sağlayacaktır. Şimdi şöyle bir şey yok mu? Ee, şimdi bir rejim kuruldu. 2018 yılında da bir seçim oldu. Tayyip Erdoğan kazandı ve Ondan sonra oturdu tek başına o rejimi şekillendirdi. Yani devlet bir numaralı kararname diye başladı. İnsanlar gördü nasıl bir rejim olduğunu. Kimi memnun olmamaya başladı. Ya bu beklentisi bu değildi. Çünkü çok büyük beklentiler sundu. Türkiye şöyle olacak, böyle olacak. Enflasyonu düşürüyordu. Enflasyonu Faizleri düşürüyordu. Dolar düşecek, Türkiye uçacak, şu yapı hızlanacak, her şey anında karar verecek gibi süslü laflar. Bu gayet normal siyasetçi söyler. Ama insanlar neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Ama gördüler. Bir ekibi memnuniyetsizlik bir anda bu içinde yaşadıkları durum. Aa, demek ki bu böyleymişti. Şimdi karşı tarafta Millet İttifakı'nın bir arada olması sadece hani bir tane cumhurbaşkanı çıkarması yetmiyor. Alsa bile cumhurbaşkanlığını yetmiyor. Çünkü meclis çoğunluğunda iyi bir çoğunluk alması lazım ki vaat ettiğim yeni bir rejimi veya bu rejimin kötü taraflarını atıp bir şey kurması lazım. İşte en az 360 milletvekiline ulaşması. O zaman ittifakın daha da büyük genişlemesi lazım. Şimdi 2-3 gün sonra Meral Akşener kendi düşünce İyi Parti'nin düşüncesini açıklayacak. Belki tek tek anayasa maddesi olarak söylemeyecek ama 26 Mayıs'ta ben işte evet. nasıl bir model belki Aynen, bir evet. çerçeve çizecek. Biz böyle bir Parlamenter rejim istiyoruz diye. Şimdi CHP'de de mutlaka bir hazırlık vardır. Var. Böyle bir açıklamayı erken mi buluyorsunuz? Yoksa hani Meral Akşener'in açıkladığı çerçevede, bu çarşambadan sonra bu konuşulup tartışılmaya başlanacak. Bunun üzerinden mi CHP yürüyecek? Yoksa hani kendisi de bir şey koyacak mı ortaya? Ee, bizim Veya bir çalışma... birlikte mi oturacaksınız? Tek? Şöyle, bizim bir çalışmamız var. E, MYK'da da konuşuldu. Önümüzdeki günlerde parti meclisi toplantımızda da parti meclisinin gündemine gelir. Dolayısıyla parti kurullarında konuşularak, e, pişerek e, ortaya e, çıkar ve daha sonra açıklanır. Ama biz tabii burada bir e, yarış içinde değiliz İyi Parti ile ya da diğer siyasi partilerle. Hatırlarsanız Sayın Davutoğlu da açıklama yaptı. E, nasıl bir anayasa olması nasıl? gerektiği düşüncesiyle ilgili. Diğer siyasi partilerden de dönem dönem bu tür açıklamalar yapıyor, yapılıyor. Bizim ilgilendiğimiz nokta şu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bununla ilgili bir çalışması var. Tabii çalışma anayasa maddelerinin tek tek yazım üzerine değil. Biz Genellikle. anayasa yazımının yeni meclis oluştuktan sonra parlamento zemininde ve bütün siyasi partilerin katılımıyla yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Şimdiye kadar anayasalar dar çerçevede birilerinin talimatıyla genelde ama darbe bütün, dönemlerinden ama sonra. Bütün siyasi partileriniz Millet İttifakı'na girecekler. E, yok diğer partileri davet etmek Mesela, lazım. Mesela kim yani, başka? Işte MHP girmez. Onlar muhalefet partisi olacakları için MP ve Adalet ve Kalkınma Partisi e, tamam işte. onların da o komisyon çalışmalarına davet edilmesi doğru olanıdır. Yani davet e, tabii. edersiniz, gelmemeyi tercih edebilirler. Hani onu bizim bugünden bilme imkanımız yok. Ama anayasa hepimizin anayasası olmalı. Bütün Türkiye'yi temsil eden bir anayasa olmalı ve artık böyle e, Türkiye'nin asgari müştereklerini net bir şekilde tanımlayan, ortaya koyan bir anayasa olmalı. Bu anayasa maddeleri doğal olarak bizim açıklayacağımız ya da Sayın Akşener nasıl bir açıklama yapacak bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklayacağı metnin Ay, şimdi içinde olmayacak. Görüşme oluyor ama İYİ Parti Oluyor yani. tabii. İYİ Parti ile de diğer Bundan siyasi partiler de ne görüşülüyor. Saadet istiyor, devam ne istiyor, Ama günün sonunda yani bütün bu partiler kendi çalışmalarını ortaya koyduktan sonra bir prensipler metni olacaktır. O prensipler metninde hani 15. maddede şu olmalı, 25. maddede bu tabii, olmalı olmayacaktır. Tabii ki, tabii ki. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz, o sistemin bizim kendimize göre bir tarifimiz var. Ama diğer siyasi partilerin tariflerinin ortaklaştırıldığı, prensiplerin ortaya konulduğu, işte tarafsız cumhurbaşkanı gibi ya da yargı bağımsızlığı gibi, güçler ayrılığı gibi arttırabiliriz bunları. Ortaya konduğu seçime giderken de vatandaşa dönüp biz bunu getireceğiz diye taahhüt edeceğimiz bir metin ortaya koymak lazım. İttifak olarak. Bu da değil ittifak mi? olarak tabii. İttifaka kimler dahil olacaksa o süreç içinde. Hani bugün itibariyle erken olabilir ama seçim satım haline girildiğinde vatandaşa bunun taahhüt edilmesi gerekir. Peki orada e, güçlendirmiş parlamenter sistemi yani rejimi değiştirmek için e, meclis çoğunluğu anlamında aritmetik çalışmalarınız oluyor mu? Projeksiyonlar oluyor mu? Kaç gerekiyor? Kaçı tutturmanız gerekiyor? En az 360, 360 gerekiyor. 360 ile Zaten referanduma gerekiyor. götürebilecek, yani 360'ın üzerine çıktığınızda referanduma götürebilecek bir şeye ulaşıyorsunuz, noktaya ulaşıyorsunuz. Bugün zaten sağ gözlemlerimizden de, yani çarşıda, pazarda gezerken de yapılan anketlerde sorulan sorulardan da şunu görüyoruz. Vatandaşımız e, parlamenter sisteme, bizim söylediğimiz o eski parlamenter sisteme değil, güçlendirilmiş parlamenter sisteme e, sahip çıkıyor. Başkanlık sisteminin hiçbir sorununu çözmediğini söylüyor ki, e, doğru görüyor. Hani başkanlık sistemine geçtiğimizden geçtikten sonra Türkiye'de iyi giden bir şey söyleyin diyoruz. Adalet ve Kalkınma Partiler söylemekte zorluk çekiyorlar. Söyleyemiyorlar. AKP'ler memnun değil. AKP'ler de memnun değil. Übertüm sisteminden AKP'liler de memnun değil. Memnun demek değil. değil, seçmenleri memnun değil Tamam, anketler o. Siyasetçiler ama... sesini çıkaramıyor belki ama seçmeni memnun değil. Sayın Sarıcı yani şu anki anketlerin ortalama olarak gösterdiği rakamları mecliste sandalye sayısı olarak yansıttığınızda Heh. Millet İttifakı bu parlamenter rejime dönüşü başarabilecek gibi görünüyor mu? Meclis aritmetiği anlamında söylüyor. Şöyle tabi, bu pazar seçim olsa ve şu anda bizim anketlerde görmüş olduğumuz rakamlar gerçekleşmiş olsa diye bakarsak hani e, biraz farazi bir şey vermiş oluruz, cevap vermiş oluruz. Ama bizim gördüğümüz millet ittifak güçlendikçe yani millet ittifakını oluşturan partilerin oyları da artacak. Millet ittifakına katılan partilerin gücü de artacak. Gücü de Peki artacak. şöyle bir Dolayısıyla o zaman mı? çoğunluğu sağlayacak, parlamentoda çoğunluğu sağlayacak bir durum ortaya çıkacaktır. 360'ın üzerine çıkmak da mümkün olacaktır. Ama başka bir şey söyleyeyim. Kritik nokta %50 1 almaktır. Biliyorsunuz başkanlığa Ama o kadar büyük bir salınması olacak. Tabi tabi ya öyle o bir önemli. senaryonuz o var mı yani İttifakına biz girmesi ya bulamadık evet 320'de mesela. kaldık mesela aldık şey Cumhurbaşkanlığı o zaman Türkiye yine bu rejimle mi yönetilecek şöyle Türk, bir senaryonuz var mı Türkiye alamazsak meclisi acaba ne yaparız biz şöyle e, biz şu anda kötü senaryolar peşinde değiliz o kötü bir senaryo <gülüyor> biz, <gülüyor> biz, ama biz, o düşünmek taşımak hı, lazım doğru kötü. ama işte seçim satına girildiğinde birincisi ikincisi Millet İttifakı'nın içinde olmayacak ama parlamenter sisteme evet diyebilecek partiler olacaktır parlamentoda. Olabilir. Evet, 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 onların yani, da, da onların da, da meseleye nasıl baktığını, i̇şte nasıl ama, gördüğünü peki. tartışmak gerekir. Toplam 360 gerekir. lazım. Evet 360 lazım. Belki valla sorularımız bitmez. Ee, ama sonuçta öngördüğümüz yayın diliminin sonuna geldik. Doğu masasını 20'dir. konuşamadık yine. <laughs> masasını. Üstelik de Doğu masasını ilk konuş, konuşma şansımız. Çünkü baktım ben hiç kimse doğru düzgün sormamış Doğu masasını. Evet. Kısmetsiz oldu değil Şimdi mi bu? Ha? Sedat Bey ben Sedat arada Peker şey farken, Sedat Peker şöyle, milyarın nerede olduğunu da açıklar mı siz? Şöyle, <gülüyor> <gülüyor> ee, Oğuz Bey şöyle yapalım. Yani şu bir seçenek rejiden bana önerdiler. Ee, hakikaten o e, bir iki sorumuz daha vardı. Evet bu çok Eğer önemli bir, bence. E, yani çok yormayacağız sizi ama çok kısa bir süre daha bizimle kalabilecek durumdaysanız o, o...